Tımarhane'de bu hafta inekler markette reyonları dolaştı. Görüntüler Bayburt'tan. Sahibinden kaçan inekler gönlünce gezdi, raflara baktı. Türkiye tarihinin en büyük rezervini buldu. Altın, çinko, bakır ne ararsan var. Ne oluyor lan demeye başladıysanız gerçek tımarhaneye başlayalım. Tımarhane'de bu hafta. Motorine 2 günde 2 ayrı zam geldi. Bazı illerde 30 lirayı geçti. Bıktık bıktık. İş yaptığım için aylık mazot giderim 500-700 lirayken şu anda 2500 lira oldu. Her gün gelen zamlarda psikolojim bile bozulmak üzere. Yeter artık ya, yeter. Artık dayanacak günümüz gücümüz de kalmadı. Maddi manevi yıkıldık artık. Her ay 5 inek satıp diğer ineklerimin karnını doyurmak zorunda kaldım. Artık buraya geldi. Bu işin altından dünyayı titreten ekonomi biliminin ustası Erdoğan değil, namussuz, fışkırmayan petrol çıktı. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Petrol bizde yok ki, şeyde, dışarıdan gelip sene sonra açacağız. Çünkü imza atmış İnönü. Zamanında 100 seneye imza atmış. Açamıyoruz. Bak bizde her şeyi var ama açamıyoruz. Yapamıyoruz. Açamazsın diye. Biz 100 seneye imza atılmış. Bulduk. Her yerde var. Petrolümüz var. Benzinimiz de var ama 2023'te açılacak ve her şey çok güzel olacak. Benzer işler ekranda da vardı. Adım Hakan, soyadım Ural. Allah'ıma kitabıma, namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. Senin Merkez Bankası'nın parası bitti, batıyor diyecekler. Doğu Akdeniz'de alamıyor. S-400'ü niye aldı? Yağ bitti, şeker bitti, uçağımız yok, yangın sönmüyor. Ulan diyorsun ki arkadaş, Allah Allah, sokağa çıkmaya korkarsın lan. Pazara geldim ama hiçbir şey alamadım bak. Hiçbir şeyim yok bak. Pazara geldim yok. Yani yumurtaya hasretiz. Tavuk yiyorduk, tavuğu yiyemez olduk. Hayriyeti göremiyoruz da tavuğu da yiyemez olduk. Evimizde yağımız yok. Yani bir asgari ücretle çalışıyoruz ama geçinemiyoruz anam. Ben ölümü göze almışım. Hani geçtim eleştiriliği falan, bunların bana işte dönecek de diyecek ki işte öyle değildi de böyleydi de falandı da filandı da. Ben ölümü göze almışım. Yani hayatımı koymuşum. Konsantrasyonun ne? Diyorum ki benim konsantrasyonum şu. Ben vatanımı seviyorum, milletimi seviyorum Allah için. Sen kimsin ki? Türkiye'de hangi yaralı parmağa katkı sağladın? Hangi yara kendine değer atfettin diye kendinizi yormayın. Ekranda milliyetçilik pazarlayanları değil, kaybedeceği çok şey olmasına rağmen kanser hastasına yatacak yer bulamadığı için öfkelenen, bunu dert edinenin isyanını dinleyin. Tamamen hasta haklarını savunmak adına sözlüğünü bir hasta yüzünden. Aile servise hasta götürdüm onkoloji hastanesinde. Hastayı teslim edemedim. Dediler ki şu servise git. Çıktım hastaya, ambulansa, servise çıktım. Dediler ki bu hasta buraya gelmemiş. Nereye gideceğim? 15 dakika bekledim serviste. Dediler ki aşağı 3. kata in ve servisine yoğun bakımı git. Gittim. Ya sağlıkçı doktor. Arkadaşlar, dedim ki yoğun bakımlık bu hasta. Niye dedim o şey yapmıyorsunuz? Beni dolaştırıyorsunuz. Arkadaşlar. İlaç tekerlerinin eline bırakılan, SMA'lı evladını yaşatmak için çırpınan bir babayı dinleyin. Evladım SMA hastası, orada can çekişiyor. Buraya gelecek. Benim evladım SMA hastası. Bak biliyorum. Hepinizin evlatları var. Benim evladım orada can çekişiyor. Hüs çocuğu yaşatan yaşatamayanlar, yamyamların eline bırakanlar, sözünü tutsun diye ucundan tutup Cengiz ve Kayro'nun borçlarını 2043'e kadar ertelediler. Canını alıp doymayanlar bu defa malına çökmeye çalıştılar. Soma'da 301 madenciyi katleden Soma Kömür İşletmeleri, yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın ailesine icra takibi başlattı. Şirket faiziyle birlikte 7000 lira vekalet ücretinin peşine düştü. Ve siyasi ömrünü kralın çıplak olmadığına inanarak geçiren vezirler, yarattıkları korku dağları tepelerine çökmüştü. Dökünce konuştu. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz. Yeter artık. Hala onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar. Biz kral çıplak demesini bilecek kadar yürek sahibi insanlarız ya. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık laflar edeceğine buyursun gelsin TV100'de karşılıklı konuşalım. AKP kazanı kaynarken küçük ortağın işi zordu. MHP gördüğü lüzum üzerine Diyarbakır İl Başkanlığı'nı kapattı. Bir gün sonra Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaer çocuk istismarı, tehdit, şantaj, yolsuzluk, ihale, fesat karıştırma suçlarından tutuklandı. Muhalefet il başkanı olsa
sayısız kamerayla gözaltına alınacak olan il başkanına yapılacak operasyona hangi kuşun uçurduysa haftanın sorusu kaldı. İktidarından muhalefetine herkes kendi gözüne kestirdiği koltuğun peşine düşmüşken dezenformasyonla mücadele maskesiyle sosyal medya yasası komisyondan geçti. Yalan haberi yaymak suç olacak, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gelecek. Özetle totolarından suç uydurdular. Peki haberin yalan olduğunun kararını kim verecek? Evet bildiniz. Gazeteciyi bağlar bize ne? Öyle değil. Enflasyonun %73 olduğuna inanmayacaksınız. Aksi yönde yapılan haberi retweet edeceksiniz. Endişe duyan yerli ve milli vatandaşlar sizi şikayet edecek. Ve bingo, yanıltıcı bilginin alenen yayılmasını sağlayıp kamu barışını bozmuş olacaksınız. Neyse ki yargı sopası sizin kapınıza gelinceye kadar sorun yok. Sadece bu hafta 16 gazeteci tutuklandı. Gazeteci İnce Hekimoğlu sabahın kör saatinde gözaltına alındı. İçeride ezerken düşmanın başını, dışarıda adaletin gücünü gösterdik. Kaşıkçı dosyasını teslim ettik ve aylar sonra ödülünü aldık. Müjdeler olsun. Çarşamba günü nasip olursa Veliaht Prens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da külliyede biz de kendilerini kabul edeceğiz. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın, o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksin? Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz? Bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Sahibinden hiç kullanılmamış pasaportumuz Çavuşoğlu'nun elinde dibi gördü. Türkiye ve Norveç arasında vizesiz seyahat anlaşması yapıldı. Yalnız buraya dikkat, vize yalnızca Norveç vatandaşlarına kalktı. Peki tüm bunlar yaşanırken gündüz kuşaklarının manzarası neydi? Gittim. Ha, tuvalete gidiyormuş gibi yapalım artık. Tamam. Durdum orada. Ha, yaptım. Durdum. Tamam biz sessizlik. Dur. Yaptım. Sessizlik. Ben tuvaletimi kabızımda. Ezan okunuyor kabızında. Ezan okunuyor. Canım. Ya oturdum. Ikındım. Tamam. Okundum. Arkadaşlar ondan sessiz sonra, olmalarını söyler misiniz? Onlar otururken ben kalkmadan ezan bitti. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.